İsminizi değiştirmenizin sebebi neydi? İsmimi değiştirmemin sebebini de söyleyeyim. Şimdi dışarıdan bakıldığında resim, sizleri tenzih ediyorum. Sizin uygun, şahsınızla ben başka hiçbir bir şey şekilde soracağım alakalı size. yok. Ha, evet efendim. Çok özür diliyorum Mahmut Beyciğim. Ay Cim dedim ama. İlk ne oldu? Ne oldu da ben artık Ve kaç sene oldu? Meriç olmayacağım. Ben Mahmut ol. Ben bu yola giriyorum. Mücevher'i nerede ilk buldunuz? İrcan ben onu Hanım, merak Seren ettim. Hanım, ben kendimi de görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Peki onun bir şey için bu baston ne? Üzerine, yani yürüyebiliyor bu baston da musunuz? Bizim dinimize göre kaç eş alınıyor? Bizim dinimize göre Gerçeği ne şöyle, bunun bakın yani? bakın şöyle. İnsanlar dini vecibleri yerine Tamam, anladım, getirseler bile hatırladım. Kötülük düşündükleri, Hatırladım. fesatlık yaptıkları Evet. zaman onların duaları kabul olur mu? Hatırladım. Çok güzel. Şimdi iki tane sınava tabidir insanoğlu. Mahmut Bey ne iş yapıyorsunuz şu an? Şu an... Mahmut Erkan yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Saygılar. Allah razı olsun. Öncelikle tabii mübarek bir aydayız değil mi? Evet. Hem de cuma günü, ilk cuması. Çok özel bir gün oldu. Özelin içinde daha da özel bir gün oldu. Dolayısıyla bugün sevgili izleyicilerimizin ve sizlerin tabii ki cuması mübarek olsun. Ramazanları mübarek olsun. Amin. Bu güzel dualarla başlayalım inşallah. İnşallah. Biz şaşkınız tabii. Birazdan sizin için hazırladığımız bir VTR var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonrasında sözü size bırakacağız. Çünkü inanılmaz radikal bir karar. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi şu var. Radikal demek için, yani radikal bir karar diye düşünülürse ters olur. Tam tersi bence. Çünkü insanın fıtratına dönmesi radikal bir karar değildir. Rotasına geri, yani yerine oturmuş olması halidir bence. Bence bir önceki bulunduğum durum, yani daha önceden bulunduğum durum bence radikaldi. Yani bu insanın fıtratı olması gereken bir durum. Dolayısıyla ben tam tersten görüyorum. O radikallik aslında daha önce vardı. Şimdi kendi fıtratımı buldum. Bir mücevhere ulaştım. İşte şimdi bir video sırasında şey diyor, kurgu mu gerçek mi? Şimdi şöyle düşünelim. Konuya girmeden müsaade ederseniz. Siz çıktınız yukarıda bir cevher buldunuz, mücevher buldunuz. Yukarıda dağda bir mücevher buldunuz. Tabii aşağıdan duydular bunu. Birisi geldi yanınıza, dedi ki işte o gün bende bir röportaj. Benim zaten bu hak yola gerçekten tam anlamıyla dönüşüm ki Allah ayağımızı saptırmasın. Bir dakika, detayları vermeyin. Önce bir izleyelim. Önce bir izleyelim. Aslında biz sizi nasıl tanıdık, buraya nasıl geldik hepsini izleyelim. Sonra bütün o mücevheri nasıl bulduğunuzu bize de söyleyin. Belki biz de buluruz. Peki. Buyurun. Meriç Erkan, gündüz kuşaklarının en renkli ismi, televizyon izleyicilerinin ekranda görmek istediği, yapımcılarınsa göz bebeğiydi o. Hepimiz onu 2000'lerin ilk yıllarında televizyonda yayınlanan reality şovlarla tanıdık. Renkli kişiliğiyle televizyon şovlarının haşarı, kabına sığmayan ismi, kendisiyle özdeşleşen danslarıyla akıllara kazındı. Ünlü aktrist Ahu Tuğba'yla ekran önündeki aşk oyunlarıyla yıllarca konuşuldu. O yıllarda patlayan evlilik programlarının da vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Evlilik programlarının sonlandırılmasıyla bile popülerliği azalmadı. İzleyiciyle konuk olduğu programlarda buluştu. Katıldığı programlarda Ahu Tuğba ile olan aşkının kurgu olduğunu itiraf etti. Programlarda rol gereği farklı bir imaj çizdiğini söyledi. Anlattıklarıyla yine gündemdeydi. Ekranlara uzun bir ara veren televizyon fenomeni Meriç Erkan'ın gidişi sessiz, dönüşü muhteşem oldu. Hayatında keskin bir dönüş yapan Erkan'ın artık tüm görünümü, tüm de ismi değişti. Hayatında yeni bir sayfa açan Erkan, hidayet vesilesiyle kendisini nasıl yeniden inşa ettiğini anlatarak pek çok kişiye ilham verdi. Değişiminin bir heves değil, kendisi için amaç olduğunu söyledi. Aynı zamanda bir baba olan Mahmut Erkan, bu sürecin ailesi ve çevresine olan etkilerinden bahsetti. Anlattıklarına kimileri hayranlık duyarken, kimileri hayatını değiştiren içsel yolculuğun detaylarını daha da merak etti. Mahmut Erkan, yeni hayatında samimi mi yoksa bu da bir kurgu mu? Gerçekten değişti mi yoksa kendini mi buldu? Televizyon dünyasının fırtınalı sularından inanç dünyasının sakin kıyılarına şov yıldızının gerçek hikayesi sizlerle buluşuyor. Meriç, yeni ismiyle Mahmut Erkan hakkında merak edilen sorulara söylemezsem olmaz da cevap veriyor. Peki.
Yani gerçekten çok ilginç bir hikaye. Aslında tabii siz bize biz hikaye diyoruz ama siz bunları an be an yaşadınız. Evet efendim. Özellikle de ekranda bu görüntüler varken izlememeyi tercih ettiniz Mahmut Bey. Neden? Utanıyor musunuz Melih Erkan? Yok, utançla alakalı değil. Yani şimdi Rabbime verdiğim bir söz var. Rabbime verdiğim söz ben bir daha bu günahlarımı veya bu şekilde senin hoşlanmayacağın şeyleri yapmayacağım Rabbim dedim. Ben bu şekilde nasuh tövbemi yaptım. Hı. Ve bir İslamiyet araştırdığınızda hepiniz de görürsünüz zaten. Bir günahına tövbe edip onu tekrar yapmayan o günahı hiç işlememiş gibidir. Evet. Rabbimin sözü var, o sözünden dönmez. Ben şimdi oralara takılıp kalmıyorum. Ha, o dönemler tanınmış olmanın da bu tövbede pek çok insana hidayet vesilesi olması açısından aslında o hayırsız gözüken görüntüler bile hayra dönmüş durumda. Hmm. Çünkü ben o dönemler ekranda olmasaydım belki bu dönüş bu şekilde ekranlara yansımayacaktı. Belki hayırlara vesile olmayacaktı. Planların en iyisini Rabbim yapar. O da bunun bir izniyle nasipleri olan bir şey. Ben sohbet devam ederken başta söylemek istediğim bir şey vardı müsaade ederseniz. Lütfen buyurun. Duamızı ettik tabii sağ olun. Şimdi biz tabii ilk Yeni Şafak'ta çıktığımızda ben tabii daha bayağı bir olmuştu o dönem. Ben yoluma girmiştim zaten elhamdülillah. Allah yolumuzdan şaşırtmasın, yola girdik diye de bir garantimiz de yok. Yani yolun sonunu son nefese kadar bunu devam ettirmek önemli. Dolayısıyla Uğur Kotan benim kameraman kardeşim aradı buradan. Abi seni yayına almak istiyoruz. Ya Uğurcuğum işte Efkan'dan ulaşmış bana, benim sevdiğim bir kardeşim var. Uğurcuğum dedim ben gelmek yani isterim tabii, seni kırmak istemem. Çok güzel bir davet, ancak tabii magazin programı. Ya şimdi siz diyeceksiniz ki yani magazinde ne var? Ya bir şey yok zaten, hep magazinlerdeydik. Yani o bizim o bir kapımızdı hatta o dönem, değil evet, mi? Evet, öyleydi evet, ama evet. Şimdi benim durumum yani şimdi magazine çıkarsam tabii kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum ama hani magazinde senin ne işin var? Hani ben bayanlarla bir araya gelmiyorum. Sizleri tenzih ediyorum. Bacımsınız, kardeşimsiniz ama benim İslamiyet'in kuralları babında hani ben dedim bayanlarla bir araya da gelmem sakıncalı olabilir deyince o da dedi ki en son belli bir süre geçti tabii, birkaç ay geçti. Şimdi yine konuştuk. Ya abi dedi hani siz dedi sadece bayanlarla bir arada değilsiniz. Stüdyo çok kalabalık ortam. Öyle bir baş başa ortam yok dedi. Ayrıca dedi Ramazan'ın bu manevi atmosferinde sunucularımız da dedi bu atmosfere uygun program yapıyorlar dedi. Giyiniyorlar hareketleri. Bu bağlamda dedi siz dedi ne söylemek istiyorsanız onu söyleyin. Yani sonuçta ben buraya hani şu ne yapmış, bu kim nereye gitmiş, kim kimle ne yemiş içmiş yerine biz bugün ne yapmamız gerektiğini, ne yaparsak o sonsuz hayatta kazanacağımıza inandığımız düşüncelerimizi ve Rabbimizin bize verdiği emirleri, yasakları, bunları yani böyle de ahir zamana uygun hem de herkesin anlayabileceği güzel kelimelerle anlatmaya geldik. Biz de diyoruz ki biz bunu söylemezsek olmaz. Biz de bunları söyleyelim. Bunları söyleyelim. Çünkü hep bu dünyada yaşamıyoruz. Yani orada o onu yemiş, o onu etmiş, bu bunu yapmış. İşte hepimiz çocuklarımızın en güzel şekilde okullarda okumasını istiyoruz. Aracın en kalitelisine binmek istiyoruz. Hatta şoförümüz olsun istiyoruz. Telefonlarımıza birisi baksın istiyoruz, değil mi? Hani genelde yani herkes istemeyebilir bunu ama hani evimiz en kalitelisinden olsun istiyoruz. Hep dünyaya bir yatırım var. Son ana kadar ay şunu da alamadım, edemedim. Hep bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama yatırımların en büyüğü ahirete olan yatırımdır diye düşünüyorum. Bu bağlamda düşündüm. Hep bu dünyanın yatırımını düşündük. Hep bu dünyada isim olmak. İşte efendim bu şekilde işte evladımız en başarılı olsun, meslek sahibi olsun. Ama öldüğümüzde, emekli ayrıldığımızda, gerçek emeklilik diyorum ben ona. Bu küçük kıyametimiz koptuğunda, ahirete göçtüğümüzde elimizde ne olacak bakalım? Burada bu hayalini kurduğumuz şeylerin bize ne kadar faydası olacak orada? Bu bağlamda düşündüğüm zaman, aynaya baktığım zaman kendimi çok eksik gördüm. Hmm. Hep biz şey yapıyoruz efendim. Kardeşlerim hep şey yapıyoruz, biz diyoruz ki ya neler var ya, ne insanlar var, benim kalbim temiz, biz iyiyiz. Hep bu şekilde bakıyoruz ama İslam'ı iyice okuduğunuzda, incelediğinizde, İslam'ı yaşamaya başladığınızda şunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben eksiğim, noksanım. Yani burada aslında şöyle dememiz gerekiyor hani tabiri caizse. Rabbime en az zikreden eşekmiş, o da 5000 kere zikredermiş. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani o benden, ben de aman benden ne kötüleri var şu bu diyeceğine ben iyi değilim, ben eksiğim, noksanım, bir eşek kadar olamadım, yani bir eşek kadar zikredemiyorum Rabbimi dersen, o tevazuyu gösterirsen en azından Rabbimin adaletiyle bize
hükmettiğini, adaletiyle bizi yargıladığını düşünürsek çok zoruz. Çok zor işimiz. Tek bir tane organımızın bile hesabını veremeyebiliriz. Bu bağlamda biz de Rabbime diyeceğiz ki sen bizi rahmetinle yargıla. Çünkü onun bizi rahmetiyle yargılamasıyla biz ancak kurtulabiliriz. Şimdi Mahmut Bey, evet, biz ne güzel tabii, konuşuyorsunuz. Tabii, harika çok güzel konuşuyorsunuz. Ama merak ettiklerimiz. Merak onlara dönelim, var. Anladım. Evet, var. Şimdi zaten siz Meriç Erkan'dan Mahmut Erkan olma yolunu aslında bir yerden anlattınız bize. Evet efendim. İsminizi değiştirmenizin sebebi neydi? İsmimi değiştirmemin sebebini de söyleyeyim. Şimdi tabii İslam'ı yaşadıkça bunu görüyorsunuz. Yani inanç meselesi. Şimdi hesap edildi. Hani her zaman dünyada da böyle şeyler var. Yani buraya gelince önce şunlar gelsin, önce bunlar gelsin. Askeriye de şurada burada yani neredeyse işte. Şimdi burada da dediler Muhammed ismi olanlar öncelikle cennete alınacak. Yani şimdi bakın orada tabii Muhammed ismi olanlara bir jestten ziyade orada açık konuşalım. Yani bu isimin bir önceliği var. Neden bunu? Çünkü Rabbim Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir en büyük şerefi nail etmiş. Çok zor bir hayat yaşamış. En zor hayat ona, en sıkıntılı hayat ona vermiş. Çünkü sınavı büyük olanın mükafatı büyük olur. Dolayısıyla o çok sıkıntılı. Onun için de bu arada sözün lafın yeri gelmişken de şunu söyleyelim. Hani ya işte hep de beni buluyor bu işler şudur budur. Bakın sınavınız oluyorsa oh iyi ki beni buluyor deyin. Ne hata yaptım da bu başıma geldi. Bir hayır gelirse Allah'tan bil. Bir şer gelirse kendinden bil. Ama orada da diyeceksin ki sınavım var. Bu sınavım günahlarıma kefaret olsun. Ha hiç günahın yoksa derece yaparsın öbür tarafta inşallah. Bu bağlamda ben İslam yoluna girdiğim için başka şeyler gördüm. Mutluluğu buldum. Huzuru buldum. İsmimi niye değiştim? Önemli. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Siz uzun konuştuğunuz için araya girmek istemediğim için onu da harmanlarsınız diye. Evet. Şimdi siz demin dediniz ki ben o zaman radikalmişim. O evet. Günahkar o hareketlerim o zaman doğru değilmiş. Evet, evet o yüzden bugün doğru. Şimdi mesela o zaman siz günahkarlık ne yapıyordunuz? Mesela dans ediyordunuz, oynuyordunuz, figürler yapıyordunuz. Bu günah mı sayılıyor? Yani ya, tabii ki ortama gidiyorduk işte. Ortam yani Rabbimin istemediği ortamlara gidiyorduk. Tabii bu mesela yani isminizi mesela alkollü ortama girmek hoş değil, değil mi İslamiyet'e aykırı örnek veriyorum. Yani, peki mesela kafanızdaki bu sarık mı deniyor? Sarıktır efendim. Şimdi mesela neden? Mesela ben şunları merak ediyorum. Ben dini bütün olmak istedim. Evet efendim. Ve dinimin getirdiği şartları birbiri uyguluyorum. Evet efendim. Bunun için illa adımı değiştirmem gerekiyor mu? İlla işte mesela erkek olarak sizin sarık takmanız gerekiyor mu? Bunu daha dışarıya görseli yansıtmadan da yapabiliyor evet musunuz? Efendim, yani şöyle, neden böyle anladım olmak efendim, istediniz? Çok onu güzel, merak güzel soru. Seren Hanım gerçekten güzel bir soru. Şimdi ismin Mahmut oluşuna gelelim. Oradan hemen bağlayalım buraya. Peki. İsterseniz uygunsa sizin için de. Şimdi Peygamber Efendimizin 4 isminden biri sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin isimlerinden biri Mahmut'dur. Ben bir de ayrıca Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ayrı bir gönül bağım vardı. Benim manevi bir yolculuğum olmuştu. Onunla alakalı benim kendisi işte çok da burada bahsetmeyi uygun görmüyorum. Yani yeri gelse bahsederiz ama oradan işte onun için Mahmud Efendi Hazretlerimiz var. Efendi Hazretlerimiz var. Benim gönül bağım var zaten. İntisap ettim kendisine. Yani bir Mahmut ismine karşı hem de biraz Kur'an-ı Kerim'den de bir ismim olsun istedim. Bu şekilde Mahmut ismini kendime yani orada da hocalarımız sorunca hani senin ismin hani Kur'an'da yok. Güzel hani değişik güzel bir isim almak ister misin? Bizde böyledir. Hani ben o zaman Mahmut olsun ismim dedim. Bu şekilde Mahmut ismi geldi. Şimdi tabii ki diyelim bunu takmıyor birisi. İbadetlerini yapıyor. Rabbim onu cennetine alır mı isterse? Alır. Alır zaten ibadetlerini yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, ibadetlerini yapıyor, alır. Yani mesela sakalınızı uzatmanız. Hani böyle bir işte, hani görsel işte, var ya efendim. Bu. Şimdi burada bizde şöyle bir şey var. İslam dini mantık dinidir denmez. İslam dini taklit dinidir denir. Çünkü biz Rabbimizle birebir istişare edemiyoruz. Tabii ona ulaşabilenler hariç. Yani ulaşabilirsen ona pişersin, olursun. Bir yolculuktur, bir manevi yolculuktur. Bazıları bu dünyada da ona ulaşabilirler. O kadar derine girmezsek, kabaca şöyle dışarıdan gidersek. Şimdi Peygamber Efendimiz'e benzeme konusunda şu benim 40 yaşından sonra bastonumdan tutun, sarığıma kadar, kıyafetime kadar Peygamber Efendimiz'e benzediğimiz zaman biz yaptığımız ibadetlerden kat ve kat fazlasını alıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'e benzemek bile bizim ibadetlerimizi artırıyor. Tıpkı bakın başka örnekler de vereyim size bunu söylerken. Mesela benim şimdi takkem arttırır, sarığım artı.
cübbem arttırır. Benim altımdaki şalvar pantolon dediğim, yani ben öyle söylüyorum, geniş, işte bu büyük pantolon, bunlar arttırır. Ne bileyim, namazı camide kılmak, vaktinde kılmak, cemaatle kılmak, 27 derece. Hepsi böyle katlamalı olduğu için ben zaten daha öncesinde çok 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 kötü bir hayat yaşadığıma inandığım için ben artık dedim katlamalı katlamalı. Hani affedersiniz yoğurdu yerken kaymağıyla yiyeyim. Ben bunu götüreyim. En ideali de budur. Bakın ben size yani açık böyle konuşayım. Giyinmek ve tabii. Bunları yapmak daha da mı fazla tabii ki, sevap kazanmanıza tabii yol açıyor? Tabii ki efendim, aynen ben öyle. Aynen öyle. Ha, tabii tabii öğrenciyiz. Ben de bilmiyorum. Siz bana öğreteceksiniz. Ben size bakın ben size anlatıyorum ya. Ben sizin tüyünüz, kılınız yansın istemem. Hepiniz benim kardeşimsiniz, bacımızsınız. Burada bir magazin programı oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir ekmek yeniyor. Ha burada şimdi bunun helalliği, haramlığı da tartışılır. Şimdi oralara girmeyeceğiz. Bunlar derin konular. Ama ben isterim ki siz hepiniz helal kazanın, helal yiyin. Orada ben yani şimdi şurada bile her zaman şu örneği veriyorum. Birinin canlı canlı burada birinin elini kaynar suya soksak, acı çekse dayanabilir miyiz kalbimiz? Hayır, evet. Rabbimiz bize hiç kıyar mı? Hı-hı. Sana annen baban kıyamıyor, sana Rabbimiz kıyar. Ben sizin hiçbirinize kıyamıyorum. Ben kurtulmaya, ben heyecanla bu işe girince dedim yani bugün Seren Hanım var, Bircan Hanım var, bakın hani ya belki de hani bana İslamiyet uygun bir ortam bile gözükmüyordur dışarıdan bakıldığında resim. Sizleri tenzih ediyorum. Sizin uygun, şansınızla uygun. Başka bir şey soracağım size. Evet, çok özür diliyorum Mahmut Beyciğim. Acım dedim ama. Ya efendim sıkıntı siz olmaz, değil mi? Kalben söylüyorsunuz diye onu şey yapmıyorum. Şimdi şöyle, ilk ne oldu? Ne oldu da ben artık ve kaç sene oldu? Meriç olmayacağım. Ben Mahmut ol. Ben bu yola giriyorum. Mücevher'i nerede ilk buldunuz? Bana merak ettim. Seren Hanım, ben kendimi hiç beğenmedim. Baktım aynaya. Ya kardeşim sen tamam bir şekilde tanınıyorsun. Bir şekilde gidiyorsun, ediyorsun. İnsanlar seni eğleniyorlar. Güzel. İmkanlarım da var. Hayat gidiyor bir şekilde. Evet. Ama gözümü kapadığımda, ki bu bir gerçeğimiz yani, bundan kimsenin kaçarı yok. Toprağı atacaklar üstüne toprağı. Karanlık, küçücük bir yere daracık yani attılar. Hepimiz bunu gittin düşünüyoruz yani. Da adımı nasıl atmak lazım? Şimdi evet. Adımı nasıl atmak bize lazım? Bize de şey yapın hani, şimdi bir ışık olsun. Hep şey bekleniyor değil mi? Ya bir evliya gelse de rüyama. Ya da öyle bir şey görsem ki bir keramet de, aman benim bir dönüşümüm olsun. Olabilir değil mi? Bakın bunu, onu gördüğünüz zaman bu hayata girecekseniz niye onu görmeyi bekliyorsunuz? Yani işte onu şey, görmeyi mesele, niye bekliyorsunuz? Şimdi hepimizin bir yaşam, sizin de vardı evet, daha önce. Evet, herkesin evet. Bir yaşamı var. Bu, şimdi bunu doğalında uygulamak bizler için, yani bu sektörde olanlar anladım. İçin çok zor. Değil mi? Bir tane arkadaşımız kapandı. Bir daha hiçbir şekilde iş bulamadı kız. İş bulamadı mesela. Diyorsunuz. Yani ne yapmak lazım da... Bir şey, yani, çok güzel. Yani ben sizin, yani ben şahsen bakın sizi çok... Tanımam. Ekranlardan bilirim tabii ki ben sizi. Ben zaten camiadaydım. Yalnız kalbinizdeki şu andaki güzelliği görebiliyorum. Yani siz şu anda bunu çok olumlu bir şekilde soruyorsunuz. İşte biz bugün burada bunu konuşmasak olmaz, bunu söylemesek olmaz. Burada çok önemli bu konuda. Çünkü siz, ben de böyle bir hayat yaşamak istesem peki ben ekmeğim nereden gelecek diyorsunuz değil mi? Mesela şarkı işte, söylemek yasak. İşte tabii ki yani işte tabii ki ses, kadın sesi yasak haramdır. Dilimizde, evet. Şimdi mesela. Hocalarımıza da bazen tepki geliyor. Niye öyle diyorsun? Niye böyle diyorsun? Yani şimdi Peygamber Efendimiz bu dönemde gelseydi ya kumar yasak deseydi şimdi o kumara neler mi ayağa kalkacaktı yani, veya şu kıyafet yasak, o giyim firmalara mı hayır, ayağa kalkacaktı değil mi? Çok bu zor ya, bir ne durum. Değil mi yani tabii şimdi yani. Haklısınız. Ne yapmamız bakın, gerekiyor? Bununla alakalı da şimdi bunları detaylı incelemeye kalksak burada detaylı masaya... Çok çok risk alın şu anda süre, bizim için de. Uzun süre ama evet. Bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim size en kısadan. Böyle bir fedakarlık yapsanız Seren Hanım. Evet. Herkes ne der? Ya yani ama yani... Ehli sünnet bakanda değil mi ya, İslami açıdan biraz itikadı olan birine der ya. Helal olsun kıza derler ya, kadına derler. Helal olsun, her şeyi bırak. Her şeyi itti elinin tersiyle. Peki Rabbim ne der size? Seren sen gel. Sen özel karşılanacaksın. Sen sonsuzlukta o lezzetlerin, öyle 5 dakika yiyip de lezzetlerin azalmadığı, hep aynı zevkle gittiği, bu dünyada senin ne dilin söylemeye yeteceği, ne gözün görmeye yeteceği, ne aklın alacağı nimetler, ki onları anlatamıyoruz, tasavvur edemiyoruz. Bunların tamamına seni sonsuz olarak ulaştırdım. Sana 3 özelliği bu dünyada vermedim. Birisi de yaratmak. Orada düşündüğün an hepsi önüne gelecek güzel ırmaklar. Öyle bir ağaç düşünün ki çok küçük bir ağaç değil. Altında yüzlerce sene atlı koşturabiliyorsun. Oradaki mesafeler falan biraz uzun, büyük, zamanlama başka. Tam buradaki dünyalık gördüğümüz kavramların dışında.
dışında ne kadar tasavvur etmeye çalışsak da sadece tasavvur ettiğimizde kalırız. Siz bu şekilde bakacaksınız. Düşünün ki bir yaprak var. Ümmetten 70 bin kişi gölgeleniyor. Büyüklüğü anlayın diye diyorum. Hı-hı. Ama bize bir geçmiş zamanda yaşamış 30 metre dinozor bile büyük geliyor. Birisi bakar denize, denize bakar orada. Bir şair bakar denize, şiir görür. Bir ressam denize bakar, resim görür. Balıkçı denize bakar, oradaki balığı, malzemeyi görür işte, çıkartacağı balığı, ekmeği görür. Ama sen bakarsın, Allah'ın azametini görürsün. Tefekkür edersin. Sen bakmayı bildikten sonra bu dünyadaki sonsuzluğa bakarsın. Gökyüzüne bakarsın, sonsuzluğu görürsün. Milyarca gezegeni görürsün. Bunun sonunda bir duvar varsa bu duvarın sonunda ne var dersin? Aklın almaz. Duvarın bittiği yerde boşluk başlıyor. Aklın almaz. Aklın bitti. Aklın almadı. Tasavvur edemiyorsun. Sen sizinle burada oturacağımız yere bizi şöyle bir dünyanın üzerinde bir yere otursalar, böyle bir masa kursalar. Dünya havada asılı duruyor. Rabbim istese orada da bir masayı asılı tutar değil mi bizim için? Dünyaları, bütün gezegenleri asılı tutan. Biz böyle otursak, gene mesafeli oturalım ama. Ondan sonra efendim, oradan aşağı baksak, dünyayı ne kadar görürsünüz Seren Hanım? Ne Hülyan kadar yüksek? Yuvarlak bir şey, şöyle bir yuvarlak. Yani şu... Bak şöyle bir top değil mi, bir misket kadar bir şey. Belirli bir ömrümüz var ve orayı paylaşamıyoruz. Evet. Bu kadar. Yani size başka bir şey soracağım. Oradan baktığınızda. Ben birkaç daha hocayla sohbet edeyim zaten. Yani hoca diyorum, siz hoca değilsiniz. Değilim hoca. Ama onu soracağım. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Sizlerin, bakın ben tamamen şu anda bu fedakarlığı, siz söylediğiniz fedakarlığı ben yaptım. Ben yaptım o fedakarlığı. Rabbim ben sana teslimim dedim. Şimdi görüntüde de şey geldi. İşte doğru mu değil mi, hani böyle muhabbetler oluyor. Kurgu mu değil mi? Haptekin yani. De biliyorsunuz seneler ya, önce onun için de dermiş. Ya, yazık, onu da öyle söylediler. Ama bazen inanmakta güçlük çekmek tabii, çok anlıyorum. Doğru. Yani, ama yine hani, evet. Siz de bize efendim, anlıyorum hak sizi. Verin. Çünkü o kadar hareketli bir adamdınız ki birdenbire bu kıyafettesiniz, evet. Bu fikirdesiniz, evet. Bu yoldasınız. Birdenbire bazen şaşırdık de tabii. Günümüze mi uyarladınız kendinizi? Gibi insanlarda evet. Onun için de sorunlar da var. O yüzden biz tabii, şimdi konuştuk da sizin ne kadar okuduğunuzu bir başka yola girdiğinizi anlıyoruz Allah ama razı olsun anlamakta güçlük çekmemiz de çok normal yani. Bu yüzden. Evet şimdi efendim. Hüsnüzanda bulunmak lazım diyelim bu konuda. Gene de ben yani karşı taraf inanmasa bile ya bu yolda değilse bile bunun kıyafetini yüz hürmetine. Bu ehli sünnetin kıyafeti yüz hürmetine. İnşallah bu yolda değilse bile bu inşallah bu yola girer gibi duada bulunmak her zaman kaç İslami bakış burada, açısından. Yani bu yoldasınız. Ben aslında namazımı çok zamandır kılıyordum ama hep böyle nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Geçen de bir yerde örneklendirdim. Böyle bir şişe var. Bir damla su geliyor. Bir damla su geliyor. Siz o şişenin yoğunlaştığını, dolduğunu anlamazsınız değil mi? Belli bir süre elinizde evet, bir damla. Aynen. Ama belli bir zaman sonra baktığınızda şişe bunu taşıyamadığınızı hissedersiniz. Böyle bir birikim oldu. Birikim benim tam olarak ehli sünnete uygun kıyafetlerle alakalı bir sene kadar bir zamanım oldu. Çok küçük bir örneklendirme yapayım isterseniz. Demin o cevher mücevher olayı kalmıştı kısaca. Evet. Şimdi bir dağa çıktım. Bir mücevher buldum. Birisi de geldi. İşte o gün yayın olduydu. Benim mücevheri bulduğumu gördü. Aşağı dedi ki bu mücevher bulduğunu söylüyor dedi. Aşağıdakiler o mücevheri bulduğunuza inansalar da inanmasalar da sizin mücevher bulduğunuz gerçeği değişir mi? Değişmez. Değişmez. Ama siz o mücevheri buldum diye aşağıdaki grup bile sevinirse sadece sevinmelerinden bile o mücevherden onlara pay verilecek. Yani ben yoluma hidayet yoluna girdiğimden dolayı bana sevinç duyan kişiler bile bundan hisseleniyor. Tepki aldınız mı? Ya tepkiler olur olmaz diye bir şey yok ama aldığım müspet tepkiler menfi tepkilerin çok daha üstünde oldu. Bu da hala daha ben umutsuzluğa kapılmıştım aslında ülkedeki yani ne bileyim camilerimizin böyle saflarının az olması cemaatin az olmasından dolayı. Ama ben anladım ki herkesin içinde bir iman dalgası var ki bunu sizlerde de görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Peki bir onun şey için, bu baston ne? Üzerine, yani yürüyebiliyor musunuz? Bu baston musunuz? Da 40 yaşından sonra evet. Kuvvetli sünnettir. Peygamber Efendimizin kullandığı bir sünnettir. Bunu bir hocamız bana tam ben cübbe sarığa girdiğim gibi bu da benim sana hediyem olsun dedi. Ben Peygamber Efendimiz'i hem taklit etmekten mutluluk duyuyorum. Hani bana bir şeyler daha söyleyin de daha ne yapabilirim? Hani vardır ya. Peki, bir şeyler mesela daha söyleyin bana ayetleri daha falan, ne yapayım? Yani bütün efendim? Ayetleri mesela ezberleri falan mesela kaderle ilgili ayet söyleyin bana desem mesela. Yok ben işte musun? Benim ilmim çok zayıf Seren Hanım. Ben kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Hep şu örneği veriyoruz bir işte mübareğe ismini şey yapamıyorum birine işte bir gün sonra veya üç gün bir gün sonra öleceksin demişler evliyaydı galiba yanlış olmasın ne yaparsın diyorlar o da diyor ki
ilim yaparım diyor. Bak bir gün ömrü kalmış ilim yaparım diyor. Çok değerli. Hepimiz öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ve Müslüman Müslümanı uyarmalı. Ya kardeşim sen işine bak, dinini yap. Ama öyle diyebilirler belki bazıları. Demezler de inşallah. Kimseyi zan altında bırakmıyor. Bizim anladığımız kadarıyla ama, siz hakkı yani yoluna girdiniz. Dini bütün oldunuz ama böyle bütün hani ayetleri bilecek kadar işte veyahut da Kur'an'ın Türkçe mealini tamamen okuyup böyle tam şimdi, anlayabilecek evet, veyahut da o konuda da şöyle aydınlatayım size efendim. Tavsiyelerde bulunacak kadar değil. Şöyle efendim. Öğrenci mertebesindesiniz. Tabii tabii ben müridim daha biz de o derecemiz biz aşağılarda neyi yerlerdeyiz. Neyi müridisiniz yani müridim ben, derken? Ben Mahmud Efendi Hazretlerine İsmail adım bizim Mahmud Efendi Hazretlerine intisap ettim. Biz de şu vardı. Siz İslam'da, cemaat içinde misiniz? Tabii 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 biz şimdi şöyledir. Bir ya İslam'da da gidersiniz kendiniz de ben şunu benzetiyorum onu. Aracı kullanırsınız bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Farkında olmadan dalıp sola gidebilirsiniz sağa. Kapalı bir yola girebilirsiniz. Çukura düşebilirsiniz. Bu bir trene benzer. Lokomotif gidiyor zaten. Siz sadece kancayı takın peşinden gidin. O doğru yere gidiyordur. O lokomotif sizi doğru yere götürür. Sizi yanlış bir yere bunu saptırmaz. Peki illa bir cemaatle bir toplulukla beraber mi yaptığınız için mi aslında evet. buradasınız? Yoksa tek başına yapamaz mıydınız? Onu da cevaplayalım. Bir cemaat bu işi çok kolaylaştırır. Bir futbol takımını sahaya gönderirsiniz. Bir karmaşa olur. Sen nerede oynayacaksın? Ama bir teknik direktör olsa başında. Sen bu bölgede oynayacaksın. Şu bölgede bak bu tehlike var. Şu var. Seni uyarır. Senin işini kolaylaştırır. Yoksa biz Rabbimizi, peygamberimizi biliyoruz. O bizim hocamız gibi düşünün. Siz bak bu şekilde giderseniz bu ne işin kolayı bu şekilde. Toplanıyorsunuz. Ya toplanıyoruz derken hayır, sohbetler merak oluyor. Ediyorum. Ha, o sohbet dini sohbetler tabii, oluyor tabii, herhalde. Sohbetler. Öyle mi? Hep bunlar da iyi şeyler. Bakın işte haramı yemeyin. İşte şunun hakkına girmeyin. Kadınlarımızı koruyun. Kızlarımız onlar bize Rabbimizin hediyesi. Bak doğurganlığı dikkat edin. Doğurmayı anneye verdi, kadına verdi. O yani canlı senden çıkıyor. Senin ayaklarına cenneti serdi. Peki Mahmut Bey çok güzel yani sohbetlerde hep mutlaka bize güzel şeyler öğretiliyor. Mutlaka yararlı olmuş belli. Evet efendim. Ama mesela dini bütün olup da bütün dini vecibelerini yerine evet getirip efendim. Ama içten içe fesatlık yapan, evet kötülük efendim. Yapanlar da var. Anlatalım. Tabii hemen anlatalım. Yani, onlarla ilgili evet ne söylemek efendim, istersiniz? Onların duaları kabul olur mu? Tabii tabii Seren Hanım çok güzel sorular soruyorsunuz. Maşallah yani sizde bir potansiyel gördüm. Hiç kusura bakmayın. Var onda potansiyel. Üstüne gidin. Sizde bir Can Hanım sizde var de. Var onda da. Yani siz. Ha, bende de var. Bakın siz kardeşim söyledi bana karşı eski dönemler için bir sevgi duyuyormuşsunuz. Ay ben evet ya. Bak kardeşim, sizi çok bak kardeşim. Seviyordum. Sen bu halime şimdi daha çok daha sevgi duyuyorsun. Sen, ben de sizleri seviyorum kalben. Ama şimdi, mesafeli olalım. Tabii. İslam'ın kuralları dahilinde. Biz, tamam. Bakın biz birbirimize duacı olacağız. İslam bak Müslüman'ın gıyabında ettiği dua hemen kabul olur. Şimdi siz ne demiştiniz efendim? Demiştim ki ben insanlar dini vecibeleri yerine getirseler tamam, anladım, bile kötülük düşündükleri fesatlık yaptıkları evet. zaman onların duaları hatırladım. Kabul olur mu? Çok güzel. Şimdi iki tane sınava tabidir insanoğlu. Biri İslami, biri insani. Yani sadece benim kalbim temiz, hayvanlara bakıyorum, şu vakıflara yardım ediyorum diyerek kendinizi kurtaracağınız gibi bir şeyle de kandırmayın kendinizi. İşte ben namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum, şu bu. İşte çekildim bir dağ köye, dağ köyüne. İşte burada her şeyimi yapıyorum, teheccüdümü de kılıyorum, teravihimi de kılıyorum, bütün ibadetlerimi yapıyorum. Rabbim seni cehenneme attı. Niye? Sen dedi Müslümanlara zulmediliyor. O kadar eziyet ediliyor. Burada o oluyor, bu oluyor. Hiçbirine hiçbir şekilde duymadın, etmedin. Oysa ki ben sana dedim ki emri bil maruf yap. Git Seren Hanım bir şeylerde eksik biliyorsa git onu söyle. Zorlama, dinde zorlama yok. Ama Seren'e bir cana hemen anlat bunları. Emri bil maruf yap, nehyi anıl münker yap. Yani iyiliği emret, kötülükten nehyet. Öğret, anlat, öğrendikçe anlat. Bilmediklerini bilmiyorum demek, bilmediğini bilmemek, bilmediğini söylemek de büyük bir ilimdir. İşte bakın söylüyorsunuz, öğreniyoruz. Hem namaz kılıyorum hem kötülük tak, yapıyorum. O işte çok kötü bir durum. Oradan yani namazdan borcunu ödüyorsun ama kötülük yapıyorsun. Bir de İslamiyet'e zarar verme durumunuz var. Biraz evvel yayında ne dedim? Öyle bir yaşa ki adamı Müslüman olası gelsin dedim. Şimdi yani burada sen bu şekilde yaşarsan Rabbim seni o zaman cezalandırırsa da hiç kusura bakmayacaksın. Ha, o zaman namazlar seni, boşa o zaman şöyle, şey oruçlar da boşa namazın gidiyor. Namazın da hakkını ver. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hüküm merci değiliz. Hükmü Allahu Teala verir. Ama iki sınav var diyorum. Buradan artık kıssayı çıkarın. İsterseniz hocalarımıza daha detay sorun. Burada insani ve İslami olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öbür tarafta da kalbi temiz olanlar bir adım öne çıksın. Böyle mi diyecekler? Ama hayır bir şey söyleyeceğim. Ha. Ama
Yani hocam cesim. Yani Mahmut Bey şöyle bir şey tamam, var. Tamam hocam da ben diyorlar bazen artık alıştık ona. Hani siz şimdi daha ayetleri falan tam bilmediğiniz tabii, için tabii, daha tabii. Hocam diyemiyoruz. Ağzımda öyle sizi görünce böyle insanın evet hocam diyesin. Görüntü itibariyle diyesin. Onun için dedim i̇nşallah yani. İnşallah o da olsun i̇nşallah, tabii ki. İnşallah Allah yani. Razı olsun ağzınız size. Hayırlı gelir inşallah. Ama bana şöyle mübarek ben şuna inanamıyorum. Yani ben orucumu tutuyorum. Namazımı kılıyorum. Ama bir başkasının hayatında bir başkasının kötülüğünü istiyorum. Onun arkasından konuşuyorum. Onun mutluluğunu bozuyorum. Yani ben o zaman kendimi mi kandırmış oluyorum, Allah'ı mı kandırmış oluyorum? Şimdi, hem namaz kılıyorum hem de başkasının kötülüğü. Böyle insanlar var diye söylüyorum şimdi, arkadaşlar. Şimdi yani o tabii. Yüzden sormak bu nasıl bir histir? Çok yani. Haklısınız. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Gerçekten bu program söylemezsem gördüğünüz olmaz. Gibi çok güzel. Tamamen değil. Biz bıraktık bugün tam Ramazan'ın moduna girdik. Uğur Kotan bana söz verdiğin üzere oldu. Bu şekilde bir sohbet. Allah sizlerden de razı olsun. Yok sonuç Rabbim, olarak siz bizim konuğumuzsunuz. Yani, siz şimdi efendim çok teşekkür ederim. Merak zaten ediyorum. Bu bağlamda İnsan ben de bu yola katılacağım. Nasıl giriyor ve girdiğim bu yolda madem böylesin öbür taraftan da karakterini de kişiliğini de düzeltmen gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Evet, bazı evet, insanlar evet. Için öyle değil mi? Biz şimdi zaten evet bunu. Demin dediniz ya hoca olmak hani ayetleri çevirebiliyoruz. İşte bizde şimdi bazı ilimler vardır. O ilimde de uzmanlaşanlar vardır. Birisi hadis ilminde uzmanlaşır. Biri fıkıh ilminde uzmanlaşır. İşte onlar mesela bazıları hemen Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde çevirmeyi oradaki daha önceki işte ilim alimlerin izlediği yoldan onlara öğretirler. İşte tarikat nasıl olacaktır? Bunların hepsi öğrenilir. Bunlar hepsi zamanla gelişir. Evet. Bir ilimdir, bu ilimdir. İlim yapmak budur zaten. Onun için şimdi siz ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Bir taraftan da kişilerin hakkına giriyorsunuz. Haklarına tecavüz ediyorsunuz, taciz ediyorsunuz. Şimdi kul hakkı ne diyor Rabbim? Seninle biz hesaplaşırız da diyor. Ben kul hakkına karışmam diyor. Ne yapıyorsunuz? Siz şimdi örnek veriyorum. A kişisine söylediniz. Ya da A kişisi size söylesin. Biri size söyledi. Ne yaptı? Öbür dünyada nasıl ödeyecek onu? Sevaplarını size vermeye başlayacak. Bakın siz durduk yere o sevapları aldıkça belki de çizginin bu yanına ateşe doğru gitmek varken bu tarafa doğru döneceksiniz. Bakın sırf onlardan dolayı bile. Bir de şu var. Hani diyelim o kişi o kadar konuşuyor, o kadar etrafla alakalı dedikodu yapıyor ki bu kişinin vere vere sevabı kalmadı diyelim. O zaman da bu sefer başlıyor senin günahlarını almaya. Hani bir laf var ya sen günahımı aldın falan. Onun için hani böyle bir şeyler kötü söyleniyor. Kimse de ateşe gitsin istemiyoruz ama senin günahını alıyorlar. Yalnız cevap vermesen karşılık verme. Herkese de affedin derim, affedin derim. Siz çok güzel sorulara değiniyorsunuz. Bu uzmanlık konusunu da anladık herhalde. Yani anladık, orada hepimiz anladık, hangi mesela o Kur'an'la siz alakalı. Siz zaten şu anda ben bir uzmanım, hocayım falan demiyorsunuz. Yok estağfurullah biz de biz garibim, fakirullah'ın tekiyiz. Hak yoluna girdim. Biz bir reklama gideceğiz. İnşallah efendim. Eski hayatınızdan hatırlıyorsunuz. Reklam kaydı mı biter canlı yayın. Evet, reklama atıldı mı biter. Reklamda dakika kaydı mı evet, iş biter. Evet, evet son dakika. Ama dönüşte konuşacağız. Şimdi reklam İnşallah, var. Reklamlardan sonra sohbetimiz devam ediyor. Mahmut Bey ne iş yapıyorsunuz şu an? Şu anda herhangi bir iş yapmıyorum. Yani, nasıl geçiniyorsunuz? Yani bir yatırımları işte bir şekilde... İşte sizin yatırımlarınız var. Mesela yatırım olmayanlar yani nasıl yatırım yapacaklar? Yatırım olmayanlarda işte bir şekilde çözüm üretiliyor. Çünkü rızka Allahu Teala kefil. Bakın bu kadar insan benimle aynı yolda. Hepsi de bir şekilde rızkına kavuşuyorlar. Bu cemaatte herkes birbirine yardım ediyor mu? Yani cemaatte tabii olan ki şimdi Müslümana yardım etmeli tabii ki. Yani bence olan tabii ki. Şimdi bakın İslam'ın kurallarını uyguladığınızda zaten bütün sorunlar kalkıyor. Herkes zekatını ödese kimse fakir kalmaz. Ben o dönem hatırlıyorum. Sizin aileniz kimse. Muhafazakar bir aileydi evet. Ve sizin hareketlerinizden dolayı sizi çok eleştiriyordu. Yani olabilir tabii aileden tepkiler gelir. Doğaldır. Şimdi seviniyorlar mı? Tabii şimdi ona tepki gösteren insanlar doğal olarak da buna sevinmeleri gerekir. Buna da tepki gösterirlerse ne yapalım o zaman biz ne yapalım yani o zaman. Mahmut Bey sizin Instagram adresinizle ilgili bir problem oldu evet, değil mi? Instagram adresim çalındı. Oradan da bir kötü işler çevrilmeye çalışıldı. Herhalde şu anda şikayetlerden dolayı kapandı Kapatıldı diye umuyorum acaba? Ama eğer açılırsa bu Meriç Erkan 55 hesabı... O hesaba itibar etmesinler. Peki şimdi size nasıl ulaşsınlar? Ben şu anda yani öyle bir şey yani Instagram'da açmadım. Bir Facebook'um var işte o
ama Instagram açarım. Yani şöyle böyle en azından gideceğim yayınlara, sohbetlere yani evet. gideceğimi haber vermek için açarım. Zaten çok bir paylaşım yapmıyordum da benim üzüntüm yani Instagram gitti diye çok bir üzüntü duymadık. Öyle, İnsanları tabii gitti dolandırıyorlar. Diye. Yani orada özel yazışmalarınız gidiyor. Tabii üzülebilirsin bir miktar ama ben dünyalık için artık üzülme işini bir kenara koydum. O yönden çok fazla üzülmemeye çalışıyorum. Siz hiç üzülmemeye misiniz? Çalışıyorum. Hayır ben evli değilim. Evli. Ama çocuğum var ayrıyım. Yani bir tane evladım var. Sonuçta evlenmek günah olmadığı için. Günah olmadığı için değil. Bir de evlilik bir İslam'ı tamamlama açısından çok tabii. önemli. Hatta biz yani sen diyor evlenmeye de uğraşacaksın, çalışacaksın diyor. Onun için de uğraşıyoruz yani. Tabii burada sanki şimdi evlenme programına tabii. dönmesin de. Ama o da tabii Rabbim evlendiği zaman yani. Başka kadına bakmak bile haram değil mi? Tabii tabii gözlüğü nasıl peki, yani. Peki o zaman bu bütün Müslüman bir ülkede herkes yandınız. Başka bir kadına bakıyor. Yandınız. Ya siz Seren Hanım işi biliyorsunuz aslında çok yerden. Hani tabii ki eksiklerimiz noksanlarımız var ama. İşte bak siz bize hiç bakmadınız. Sıkıntılık. Ya kardeşim. Ama bırak karısının dışında herkese bakıyorlar şimdi. Biz gözünle dahi gözün ucunla dahi eşini aldatma. İşte kadınına böyle değer ver. Böyle değer ver. O kadın da niye kapanıyor? O da eşinden başkası ona bakmasın diye kapanıyor. Mevzu bu. Yoksa ay niye buna girdin niye çıktın? Ya kardeşim değerli olan gizli olan değerlidir. Yani kendinizi kollayın inanın. Yani birini siz istemez miydiniz? Seren Hanım, Bircan Hanım Allah için konuşun. Ta gençliğinizden beri bir insanla kalben bağlı olup tamamen ondan huzurlu mutlu yaşasanız güvenseniz ona gözünle bile sizi aldatmayacağını bilseniz çok o kişiye sadık kalmaz mıydınız ömrünüz boyunca? Biz zaten hep sadakat bizden i̇şte, geldi sadakat erkeklerden gelmiyor. Sizin gibi bak sağa soluna evet. bakmak değil de maşallah bütün Türkiye'ye bakıyorlar yani karıları varken. O açıdan söylüyorum ben yani şimdi bak her konuda Müslümanız şöyleyiz böyleyiz diyoruz. Mesela bir erkek olarak siz bizim suratımıza bakmadan konuşuyorsunuz şu anda. O zaman Türkiye nüfusunun %99'u Müslüman ve erkeklerin hepsi bir başkasına bakıyor. Suratına da baksayın. Hepsini söylemeyelim, zan altında kalırız. Zan altında kalırız. Hepsi diye kelimeleri hepsi kullanırken. Hepsi %99'u tamam, diyor. Tamam yani öyle de demeyelim de bir kısmı bakıyor diyelim. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun Seren Hanım? Ben çok dikkat ediyorum. Kusura bakmayın çok özür diliyorum. Uyarıyorum kendimden dolayı. %98'i bakıyorsa o %1'e ne diyeceğiz? Örnek bakın. Çok hafif. Tamam o zaman bakanlardan bahsedelim. Öyle diyelim. Çünkü bu ihtiyatlı olmaktır İslamiyet'te. Yani her konuda Müslümanlığı bir ve de. Dinimizi diyoruz ki bakın bu böyle olmaz ama uygulamaya kalktığımız zaman sınıfta kalıyoruz. Çok sınıfta kalmıyor muyuz? Çok sınıfta kalıyoruz. Bir de böyle çok özür dilerim bir şey söyleyeyim. Böyle güncel bir atasözleri gibi böyle daha doğrusu değinmedim bir sözler çıkarıyorlar. Yok acınma acıncak hale düşersin. Ya ne kadar kötü bir söz. Ne kadar kötü bir söz. Sen ondan sonra da öldüğün zaman Rabbim bana adaletinle muamele etme, rahmetinle muamele et. Sen diyorsun acınma, acıncak hale düşersin. O zaman Rabbin de sana acımasın. Bak sen ne hale düşüyorsun o zaman. Evet, çok onun güzel. Için bu son bir soru da sözler. Soruyorum. Çok hemen vaktimiz kaldı lazım. Mı? Kalmadıysa sormayacağım. Ha, bir son sorumuzu alalım. Bizim dinimize göre kaç eş alınıyor? Bizim dinimize gerçeği göre şöyle. Bunun bakın, yani? Bakın şöyle. 4 eşe kadar izin var. Diyelim şimdi bir savaş çıktı, bir kötü dönem oldu. Şimdi bu kadınlarda erkek sayısı genelde de savaşa erkekler gider öyle değil mi efendim? Evet. Şimdi biz gittik bu nüfus biz 5 milyon erkek kaldık 15 milyon kadın kaldı. Şimdi bu 5 milyon erkek 5 milyon kadınla evlendi diyelim. Birer tane eş normaldir değil mi? Birer tane eş hanımını alırsın güzel. Evet. Fakat bu 10 milyon kadın kaldığı için bunlar tabii ki nefsten veya şeyden yani yaratılış itibarıyla bu kadınların da bir takım ihtiyaçları olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu şekilde bu kadınların da helaline gitmeleri mi uygundur yoksa başka bir şeyler yapmaları mı uygundur? Onun için de bunu başka bir yok. Platformda ya başka bir zaman tartışırız tamam, inşallah. Şu anda hani savaş yok konular. Da o açıdan. Mahmut Bey siz çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Mahmut Bey alalım. Ben teşekkür ediyorum. Bugün burada söylemezsem olmazın. Gerçekten manevi bir söylemezsem olmaz oldu. Aynen. Bana verilen hani sözlerde tutuldu. Çok teşekkür ediyorum. Zaten şüphem yoktu ondan. Ama tecelli ettiği için onun için ben sizlere özel teşekkür ediyorum. O kalbinizdeki güzelliği de gördüm. Bunu da burada açık ve net söyleyeyim. İnsanın yüzüne böyle çok övücü şeyler söylemek istemiyorum ama gerçekleri de konuşmak durumundayız. Rabbim inşallah o hidayette eksiklerimiz varsa onları tamamlasın ve o yoldan bizi saptırmasın. Tekrar cuma vesilesiyle de tüm bizi izleyen kardeşlerimize de cumaları mübarek olsun. Ramazanları mübarek olsun. Rabbim çok en güzel şekilde idrak etmeyi nasip etsin. Sağ olun. Efendim, sağ olun.